Merhaba efendim. Akbaş şehitliğinde konuşuyoruz. Çanakkale savaşlarını anlatırken, hatırlarken Akbaş şehitliğinin çok büyük bir önemi olduğunu, çok kritik bir olayın burada vuku bulduğunu ifade ederek sözlerime başlıyorum. Çanakkale Savaşı tarihte ilk defa havada, karada, denizde ve deniz altındaki güçlerin koordineli bir şekilde çarpıştığı ilk tarihi savaştır. Bugün burada denizde neler oldu? Deniz kenarında neler oldu? Deniz yoluyla ikmaller yapılırken neler oldu? Bunlar üzerinde duracağız ve sözlerimizin sonunda da şu içinde bulunduğumuz mekanı sizlerle paylaşacağız. Muhterem izleyicilerim, 18 Mart büyük bir tokat diyen düşman, denizde tokat diyen düşman, 37 gün sonra geri geldi. Bu sefer de karadan çıkarma yapıyorlardı. Maksatları Gelibolu Yarımadası'nın arkasını karadan dolaşarak Kilitbahir bölgesindeki asıl savunma mevzilerini, tabyaları ele geçirmek. Böylece de deniz yolunun açılmasını sağlayarak yine denizden İstanbul'a ulaşmak. Bunun için 25 Nisan günü daha önceki bölümlerde ifade ettiğimiz gibi Yarımada'nın muhtelif yerlerine çıkarma yaptılar. 25 Nisan günü akşam olduğu zaman, hava karardığı zaman da Anzakların çıkarma yaptığı koyda enteresan bir olay olmuştu, hatırlarsınız. Anzaklar 57. Alay ve 27. Alay'ın karşı taarruzlarıyla kıyıya kadar sürülmüşler, kumsala kadar sürülmüşler. Oradan da denize dökülme tehlikesi yaşıyorlardı. Ve gemide bulunan, komuta gemisinde bulunan General Hamilton'a imdat çığlıkları gönderiyorlardı. Ne olur bizi kurtarın. Burada biz sıkıştık kaldık. Bizi geri alacaksanız şu anda alın. Biraz gecikirseniz iş işten geçmiş olacak, denize döküleceğiz diye. Hamilton tam bunun kararını vereceği zaman önüne bir haber gelmişti. Bu haber de Çanakkale Boğazı'nın altından denizaltının Marmara'ya geçtiği, Avustralya denizaltısının Marmara'ya geçtiği haberiydi. Gözleri parlayan Hamilton, Anzak birliklerine bulunduğunuz yerde siper kazın, siper kazın, siper kazın, geri gelmek yok talimatını verdi. Çünkü sevinçten gözleri parlıyordu. Marmara'ya denizaltı gemisi geçmişti ve Marmara'dan Türk ordusuna gelecek olan ikmal yolu bu şekilde kesilmiş olacaktı. Onun ümidi bu idi. Söz buraya gelmişken denizaltılar hakkında bazı malumatlar vermek istiyorum. Denizaltı gemileri daha icat edileli çok kısa zaman geçmişti üzerinden. İlkel bir vaziyetteydi. Yani bugünkülere göre ilkel elbette. O gün çok modern bir silahtı. Denizaltı suyun yüzeyinde motorlarını şarj ettikten sonra, çünkü bataryayla çalışıyordu. Motorlarını şarj ettikten sonra ve gerekli oksijen deposunu aldıktan sonra ancak dalabiliyordu. Daldıktan sonra da oksijeni bitene kadar veyahut da motorlarının şarjı bitene kadar su altında kalabiliyordu. Ayrıca da elektronik gözleme aletleri olmadığından o zamanlarda suyun yüzüne çıkıp nereye gideceğinin istikametini kestirip sonra tekrar dalmak zorunda kalıyorlardı. İlkel bir vaziyette olan bu şekildeki denizaltılar için Marmara'ya geçmek, yani Çanakkale Boğazı'nı geçmek büyük bir olaydı. Çünkü Çanakkale Boğazı derin, Çanakkale Boğazı'nın altında gidebilmek için virajlar olan
ve akıntı olan bir yol. Dolayısıyla sık sık su yüzüne çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu da sağda solda bulunan Türk topçusunun çıktığı anda avlanması demek oluyordu ve Marmara'ya geçiş kolay değildi. Sonunda başardılar. Tam da 25 Nisan günü akşamleyin İngilizlerin ümitlerinin suya düştüğü bir anda Avustralya denizaltısı buradan geçmişti. Daha sonra başka denizaltılar da geçtiler. Marmara'da bir dehşet başlamış idi. Türk gemilerini avlamaya başlamışlardı. Hem öyle avlama ki, savaş gemisi mi, nakliye gemisi mi, sivil gemi mi, hastane gemisi mi, malzeme mi naklediliyor, yelkenli mi, efendim başka türlü mü, hiç ayırt etmeksizin savaş boyunca, 25 Nisan'dan savaş boyunca muhterem izleyiciler 148 tane irili ufaklı gemimizi batırdılar. Marmara dehşet denizi olmuştu. Denizaltıya karşı kullanılacak silah da yoktu o zaman. Sadece denizaltı görüldüğü zaman yukarıdaki geminin hızla üzerine gidip onu mahmuzlaması veyahut da denize ateş etmesi. Bunlar denizaltı için karşı silah değildi ki aslında. Denizaltı işini bitirip daldığı anda başka hiçbir silah kendisine tesir etmiyordu. Marmara Denizi'ne İngilizler de girmişti. Marmara Denizi'ne Fransızlar da girmişti. Marmara Denizi'ne giren bu gemiler sadece denizaltılar, sadece gemileri batırmakla kalmadılar. Gittiler mesela Haydarpaşa Pendik demir yolunu bombalamaya kalkıştılar. Veyahut da Zeytinburnu'nda bulunan İkmal cephane fabrikalarını bombalamaya başladılar. Haliç'e kadar girmişlerdi. Kömür gemilerini batırdılar. İstanbullular gündüz vakti denizaltı görebilmek için sahillere, kuytu yerlere üşüşüyorlardı. Dehşet içindeydi herkes. Denizaltılar sık sık yüzeye çıkmak zorunda idiler. İşte bu sebepten dolayı yüzeye çıkmış olan bir Fransız denizaltısı Naraburnu yakınlarındaki müstecip onbaşının topuna takıldılar. Müstecip onbaşı Bursalı müstecip. Müstecip onbaşı topuyla nişan aldığı bir sırada, denizi gözlediği bir sırada bir denizin içinden periskop çıkmaya başladı. Derhal nişan alıp besmele çekip tetiğe bastığı anda da tam periskopu vurdu. Demin arz ettim. Denizaltı gemilerinde bugünkü elektronik aksam yok idi. Görme olayı yok idi. Periskopu devre çıkışına çıktığı anda onun işi bitmişti. İşte Fransızların turkuaz gemisi bu şekilde müstecibin topuna takıldı. Derhal su yüzüne çıkmak zorunda kalan turkuaz denizaltısı gidildi. Hemen yetkililerce bizim teslim alındı. Mürettebatı da esir edildi. İş bununla da kalmadı. Turkuaz'ın içinde yapılan aramada seyir defteri incelendi. Bu seyir defterinde bir de bakıldı ki ertesi gün Marmara'nın şu koordinatında başka bir denizaltı ile buluşulacak. Derhal tertibat alındı. O gün o saatte tıpkı Fransız denizaltısıymış gibi oraya gidildi. O noktaya ikinci gemi de ele geçirildi. Bunun için müstecip onbaşıya iki denizaltı vuran kahraman denilmektedir. Denizaltının birisini vurdu, öbürünü de yakalattı. Tabii müstecip onbaşı madalyayı hak etmişti.
Sonradan bu denizaltı Osmanlı ordusuna katılacak, İstanbul'a çekilecek. Bir müddet hizmet gördükten sonra Fransızların İstanbul'u işgal ettikleri sırada tekrar maalesef Turkuaz denizaltısı onların eline geçecek ve geri götüreceklerdi. Marmara, düşman denizaltılarının fin kattığı yer. Halbuki Marmara, Çanakkale'deki savaşın ikmal yoludur. Askerler buradan gitmektedir. Malzemeler buradan gitmektedir. En önemlisi de yaralılar veyahut da diğer cepheden geri getirilenler buradan geçmek zorundadırlar. İngilizlerin kayıtlarına göre Marmara Denizi'nde toplam 6000'den fazla askerimizi suya gömüp şehit etmişlerdir. Cepheye gelmekte olan. Şimdi bir zorluk daha çıkıyordu. Marmara, ikmal yolu kesildi. Çanakkale'de yüz binlerce askerimiz var. Bunlar beslenecekler. Bunlara malzeme ikmali yapılacak. Nereden yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Denizden gidemezsiniz. Denizin güneyini dolaşmak, Bursa üzerinden, Balıkesir üzerinden gelmek çok uzun ve meşakkatlidir. Ayrıca yol yoktur. Tek yol kalmıştır. İstanbul'dan trenlerle Uzunköprü'ye nakletmek. Uzunköprü nere? Çanakkale nere? Uzunköprü'den de deve katarlarıyla, öküz arabalarıyla, efendim atlarla ve insan gücüyle o malzemeyi Çanakkale'ye getirmek, Gelibolu Yarımadası'na getirmek. İyi de, meşakkatli de olsa bir de büyük tehlike var. Saros Körfezi'nden geçeceksiniz. Ne var Saros Körfezi'nde? Saros Körfezi'nde düşman gemileri devriye geziyor. Ayrıca da Marmara'da denizaltılar var. Onlar da Gelibolu'dan Saros Körfezi istikametine doğru o tepeleri görüyorlar. Buradan siz gündüzün bir kuş bile uçuramazsınız. Derhal avlıyorlar. İyi de yüz binlerce askeri nasıl besleyeceksiniz? Muhterem izleyicilerim, geceleyin burayı geçmek ne kadar büyük meşakkat anlayabiliyor muyuz? Geceleyin bir tek sigara ateşi bile olmayacak, bir tek fener bile olmayacak o yolu geçerken. Çok büyük zahmetlerle buradan ikmal maddeleri geçirilerek Gelibolu Yarımadası'na götürülüyordu. Şimdi gelelim meselenin başka bir yönü. Çanakkale cephemiz o kadar çok şehit oluyordu ki her gün muharebesine göre 3000 şehit, 4000 şehit, 6000, 7000, 10000 şehit, hatta 18000 şehit verdiğimiz günler oldu. Bu kadar şehit olduğuna göre ne kadar yaralı olabilir? Bir düşünebiliyor musunuz? Dağlar taşlar yaralı ve şehitle doluyordu. Sahra hastanelerimiz vardı Yarımada'nın muhtelif kuytu yerlerinde. Bu sahra hastanelerine yaralılar doluyordu her gün. Doktorlarıyla, hasta bakıcılarıyla ve sıhhiye elleriyle askerlerimiz seferber oluyorlardı bunların tedavisi için. Düşünün, yaralı getirilmiş, on binlerce yaralı hastaneye getirilmiş sahra hastanesine. İki türlü yaralı var. Birincisi, sahra hastanesinde gereği yapılıp, tedavi edilip taburcu edilebilecek hastalar. Veyahut da ikinci kısım ağır yaralı. Kolu kopmuş, bacağı kopmuş, ciğerine şarapnel saplanmış.
bunları nasıl tedavi edeceksiniz açık havada? O kadar meşgul doktorun içinde bunlara bakabilecek misiniz? Hayır. Ya işte bunlar boğazın kenarındaki iskelelere getiriliyor. Çanakkale Boğazı'nın kenarındaki iskelelere getiriliyor. Bu iskelelerde bekletilen hastane gemilerine dolduruluyor. Sahilde hastanesi olan kasabalara veyahut da İstanbul'a naklediliyordu. Şarköy, Tekirdağ, Bandırma, İstanbul, İzmit gibi sahili olan ve hastanesi olan yerlere naklediliyordu. Bu nakil esnasında da çok dramatik olaylar yaşanmıştı. Safiye Hüseyin, ilk Türk hasta bakıcısı Safiye Hüseyin hanımefendi, işte böyle bir hastane gemisinde görev yaptı. Hatıralarını yayınlamıştır. Oradan okuyoruz. Diyor ki Safiye Hüseyin hanımefendi, şu parmaklarım kaç tane Türk gencinin gözlerini hayata son anda kapattı diyor. Nelerle karşılaştım, ne büyük hatıralarım var, ne acıklı olaylar yaşadım hastane gemisinde. Hastalar, yaralılar, üzerine Kızılay bayrağı çekilmiş olan bu gemiler tarafından ekseriye İstanbul'a nakledilir. Orada hastanelere götürülürdü. Hastaneler doldu İstanbul'da. Yeni hastaneler açmak gerekti. Onlar da doldu. Selimiye Kışlası, Üsküdar'daki Selimiye Kışlası dahil, okullar dahil, resmi binalar dahil hep hastane haline getirildi. Yine de yaralılara bakmaya yetmiyordu. Muhterem izleyicilerim, her şehirde, sahilde hastanesi olan her şehirde bugün şayet bulunabilirse Çanakkale şehitlikleri vardır, mevcuttur. Mesela Tekirdağ'da, mesela Bandırma'da, Bursa civarlarında hep Çanakkale şehitlerinin mezarları mevcuttur. İstanbul'da gelip de tedavi sırasında şehit olmuş olan, yaralarından dolayı şehit olmuş olan 22 bin Çanakkale şehidi var. Edirne kapıda yatmaktadırlar. Bu Çanakkale şehitleri. 1973 yılında Haliç Köprüsü'nün çevre yolları yapılırken bu yollar Edirne Kapı şehitliğinden geçmek zorunda kalmıştı. Bir dozerci anlatıyor, ismi de mevcut. Diyor ki, bulabildiğimiz cesetleri ve mezarları naklettik ve aracımızla, iş makinemizle girdik, eşiyoruz. Önümüze diyor bir ceset çıktı. Çanakkale şehit olduğu besbelli. Zannedersin ki hala üzerinden, yarasından kanlar damlıyor. Bu kadar taze idi vücut diyor. Bu şehidi aldık, diğer şehitlerin yanına defnettik diyor. Tavsiye ediyorum. Edirne Kapı'da Çanakkale şehitliğini gezerseniz, orada bu şehidin üzerine günü gününe yazmışlar. 1973 yılında dozerci falancanın, dozerin önüne gelen, cesedi çürümemiş, taptaze olan Çanakkale şehidi diye oraya üstüne yazmışlar. Gidin lütfen ziyaret edin aziz izleyicilerim. Ve Safiye Hüseyin hatıraları. Diyor ki, bir yaralı getirdiler. Bacağına şarapnel saplanmıştı. İsmi de Bekir'miş. Çavuş. Bekir Çavuş. Hastane gemisine bindik.
Bekir Çavuş ateşlendi. Bacak şişti, morardı. Kesilmesi gerekiyor. Bekir Çavuş'u kurtarmak için bacak kesilmesi gerekiyor. İstanbul'a kadar gidecek zaman yok. Doktor yok. Teçhizat yok. Ameliyat malzemeleri yok. Bu haldeyken bin bir uğraşıyla Bekir Çavuş'un bacağını kestik. Ve kamerasına aldım, yatağına yatırdım. Ben de odama çekildim. İstirahate geçtim. Çok yorulmuştum. Gecenin yarısıydı. Hemşire, hemşire, Safiye hemşire, kapımı çalıyorlar. Fırladım. Ne oldu? Bekir Çavuş, Bekir Çavuş dediler. Birden hemen aklıma geldi. Bekir Çavuş'un bacağını kestiğim olay aklıma geldi. Hemen koştum, baktım ki Bekir Çavuş yatağın üzerine doğrulmuş. Baygındı benim bıraktığımda. Doğrulmuş. Bırakın beni. Ben cepheye gitmek istiyorum. Komutanım bana görevler vermişti. Onları yerine getirmem lazım. Beni niye buraya getirdiniz? Diye feryat ediyordu. Bekir Çavuş. Bekir Çavuş, senin bacağını biliyorsun, ameliyat ettik. Lütfen yat. Sen vatan için gereğini yaptın. Şu ana kadar görevlerini yaptın. Şimdi hastasın, yaralısın Bekir Çavuş. Ya benim bacaklarım aldığım görevden daha mı önemli? Lütfen beni bırakın. Ben gitmek istiyorum dedi. Zapt edemiyorduk Bekir Çavuş'u. Fırladı yatağın üstüne kalktı. Sonra da elimizden kurtularak yere düştü. Bacağından kan boşanmıştı. Kıpkırmızı olmuştu her taraf. Tuttuk, Bekir Çavuş'u kollarından aldık. Yatağına doğru götürüyorduk ama o çoktan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye canını çoktan teslim etmişti. Bu olayı unutamıyorum diyor Safiye Hüseyin. Muhterem izleyicilerim, Bekir Çavuş için bir küçük şiir de ben yazdım. Şurada onu da okumak istiyorum müsaadenizle. Çanakkale şehidi Bekir Çavuş. Bardağımda merhume Safiye Hüseyin. Çanakkale içmiştim yine akşamleyin. Yine buğulu gözler, uğul diyen beyin. Kalemime takıldı şehit Bekir Çavuş. Kumandanları verdi bu kutsal görevi. Durduracaksın ateş kusan koca devi. Düşünmeden anayı, babayı ve evi. Yumruk gibi sıkıldı şehit Bekir Çavuş. Cesareti orduya ulaştı Çavuş'un. Bacağına saplandı uğursuz bir kurşun. Koşun, Çavuş vuruldu arkadaşlar, koşun. Çınar gibi yıkıldı şehit Bekir Çavuş. Hastane gemisi bu, ismi Reşit Paşa. Kaç hastaya bir yatak, o da ortaklaşa. Bacağını kestiler, bu da geldi başa. Uyanınca irkildi şehit Bekir Çavuş. Alınan görev böyle kalamaz ki yarım. Burada yatıp kalmak, duramam, kaçarım. Vatandan önemli mi benim bacaklarım? Fırlayarak dikildi şehit Bekir Çavuş. Allah deyip bir hamle yapınca ileri, kıpkırmızı kan oldu yatağın üzeri. Kan kaybından kararıp kapandı gözleri, kollarından yatağa çekildi şehit Bekir Çavuş. Ana kuzusu idi, taze bir bedendi.
Hayatı bu cephede yurduna adandı. Gelecek nesillere örnek bir fidandı. Bir dereye ekildi şehit Bekir Çavuş. Nice yiğitler böyle bir bir şehit oldu. Dereler, tepeler hep şehitlerle doldu. Şimdi mezarları yok, künyeler kayboldu. Derede bir çakıldı şehit Bekir Çavuş. Derede bir çakıldı şehit Bekir Çavuş. Nice şehitler verdik işte bu hastane gemilerinde. Muhterem izleyicilerim, hastane gemileri, üzerlerinde Kızılay bayrakları var. Ne demektir Kızılay bayrağı? Bu gemi hastane gemisidir. Bu gemiye karşı savaşta bile olsa hiçbir şey atılmaz, kurşun atılmaz. Atarsan savaş suçu işlemiş olursun. Bu demekti Kızılay bayrağı. Safiye Hüseyin'in hatıralarında okuyoruz. Diyor ki, üzerimizde Kızılay bayrağı dalgalanmasına rağmen çoğu zaman düşman uçakları bizi bombalıyorlardı. Düşman topçusu bizi bombalıyordu. Hatta bir seferinde öyle bombalı attılar ki gemi battı zannedildi ve ben de şehit olmuşum diye İstanbul'a haber gitti. Ailem artık beni kaybettiğini düşünüyorlardı. Birdenbire karşılarına çıktığım zaman ne olaylar oldu diyor. İşte bu olaylardan birisi de şehit hatları vapuru olan Halep vapurudur. Halep hastane gemisi haline çevrilmiştir. Ve Akbaş iskelesinden İstanbul'a hastane nakletmektedir. Muhterem izleyicilerim, Akbaş iskelesinin şu anda 200 metre uzağında bulunuyoruz. Olayı anlatmaya devam ediyorum. Halep vapuru Akbaş iskelesinde demirlidir. Cepheden yaralılar grup grup getirilmektedir araçlarla. Ağır yaralılar. Bunlar gemiye yerleştirilmekte, ilk bakımları yapılmakta. Buradan da gemi demir alıp İstanbul'a gidecektir. İşte 25 Ağustos 1915 en çok yaralıların verildiği bir tarih cephede. 200 tane yaralımız, ağır yaralımız getirildi. Akbaş iskelesinde demirli bulunan Halep vapuruna yerleştirildiler. Tam gemi demir alıp da yoluna gideceği zaman İngilizlerin E-11 denizaltısı da şu işe bakın ki tam Akbaş iskelesinin karşısından geçiyordu. Burada demirli vapurları gördüler. Hemen su yüzüne çıkarak bu vapurlara torpil yağdırmaya başladılar. Ateş ettiler. Gelen torpillerden bir tanesi Halep yaralı taşıyan hastane gemimize isabet etti. Ve gemimiz kısa süre içinde Akbaş şehitliğinde, Akbaş iskelesinde sulara gömüldü. 200 tane evladımız şehit olmuştu. Tedavi için gitmekte olan 200 yaralımız şehit olmuştu. Nereye götüreceksiniz bu şehitleri? Her birini memleketine gönderme şansınız yok. Getirildi bu şehitler. İşte şu anda fonda gördüğünüz bu şehitliğe defnedildiler. Topluca defnedildiler. 1990'lı yıllarda yapılmış bir şehitlikteyiz. Acaba hepsi burada mı yatıyor? Evet, isimleri var. Taşlarında yazıyor, görüyorsunuz. Ama hepsi burada mı yatıyor? Hayır. Bu civarda yatıyorlar. 2-3 sene önce burada orman yangını vuku buldu. Şu kısımlar hep yandı.
burada görev yapan rehber arkadaşlar anlatıyorlar. Diyorlar ki yangından hemen sonra biz enkaz yerine koştuk, baktık ki çalıların altından, yangın küllerinin altından insan kemikleri çıkıyor. Bastığın yerleri toprak diye geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda diye söyleyen Mehmet Akif. Burada sadece 200 değil, sadece bir defa değil yaralıların şehit olması. Savaş boyunca hem Akbaş iskelesi, hem Gelibolu iskelesi, hem diğer iskelelerde bu nevi olaylar çok olmuş ve bu nevi şehitlerimiz bu iskelelerin etrafına defnedilmişlerdir. Akbaş şehitliği. Akbaş şehitliği çok önemli. Çanakkale şehitliklerini gezmeye gelenler işte burayı es geçip gitmektedirler. Çoğu bilmemektedir burada ne olduğunu. Halbuki burada İngiliz gaddarlığının, Fransızların merhametsizliğinin, düşmanın kural tanımazlığının kıyamete kadar duracak canlı bir şahididir Akbaş şehitliği. Hastane gemisini vurarak savaş suçu işlemek, hastaları, yaralıları katletmek, bunların yaptığı budur. Dün böyle yapıyorlardı, bugün de böyle yapıyorlar. Irak'ta, Afganistan'da hastaneleri vuruyorlar, ibadet yerlerini vuruyorlar. Savaş suçu işlemeye devam ediyorlar. Ama bir yandan da bize savaş kaidesi öğretmeye yelteniyorlar. Çanakkale'yi iyi bilmemiz lazım. Bunları iyi tanımamız lazım. Ve Akbaş olayı savaş suçu bakımından Çanakkale'de ne ilktir ne sondur. Başka nice savaş suçları vardır. Önümüzdeki bir bölümü bu savaş suçları ve centilmenlik konusuna ayırmayı düşünüyorum. İnşallah o bölümü de hep beraber izler, bir karar vermiş oluruz. Çanakkale savaşlarının centilmenler savaşı mı, savaş suçlarının işlendiği bir mahal mi olduğuna hep beraber şahitlik edeceğiz. Hoşça kalın efendim.